Tamam, çok ısrar ettiniz, anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, bunun tek sebebi Ya ananın a**ını ya. Ya bu Yanındaki kim? fotoğraflara çok çalıştım. Ha, ama o sensiz işte bu. Bu arada bunu gerçekten ben kendim zannettim. Bu ne? Bu ben miyim? Evet. Oğlum doğru söyle. Ben miyim? Bu fake mi? Bıyıksız halin. Kesmiştin ya. Ben hiç böyle kesmedim bıyıklarımı ya. Abi kaç yaşındasın? Bu yaşına kadar illaki Hayır ya, bu... İzlemeden koptum. Koydumun oğluna bak. Gidecek bana kendini vurdurtacak gece gece. A**a koydumun kafasına bak. Ya hey, oho, ne oluyor ya? Average doll player. Bakalım, bakalım. Average doll player. Bir daha alabilir miyiz onu? Onu bir şöyle daha. Bir versiyonu, Bir daha. şöyle bir versiyonu. Çocuğu seni. Çok açık bir şişko. Average doll player. Bakayım ne olmuş burada. Abi gözünüzü seven bir oynayın artık! Delirici bu! Tuşumuz zaten kalır! Hani bunu niye buraya sakladın? Ya bir tık haklıyım sanki burada ama bak. Hak etmişler ya, şuraya bakar mısın şu sahneye? Bütün takım arkadaşlarım yanımda. Abi göz... Ortada dönüyorlar beni. Acı çekiyorum. Ya yani zaten bütün fokus bende. Vursana bir. Ade ade yapıyor alayımı. Gözünüzü seven... Oğlum dümdüz vur. Ne yapıyorsun sen mesela şu an? Ben bir oyun... Hala dolanıyor. İnan. Ne yapıyorsun sen şu an? Bir daha geri seneyim ben. Bunlar da puşlamayacak. Pule periden aldım. Çıldırıyor. Altımınla devam. Kim bıraktı kanka? Karın kuleden üç tane hitam oydu. Çözünce kara aptal ne var? Kimi sağlam bak geliyor. Geliyor bak. Senin ananı avradını kasırga fırlatan Q'lar ananın amında tornado eden sürü kalkınma da tırmıyor ananın kodumu. Ya bana LOL oynatmayın. Bak çok kötü oluyorum. Dayı sen neyse de bu Alfo'nun halini ya Alfo'yu da mı editliyorsunuz artık, ananın çocuğun burnundan ne istediniz ya? Boramir, Boramir hünerlerini gösteriyor. He mi diyor? Melahat Bora Emir dayı ile tanışıyor. Dayı ile konuşacak mı? Dayım. Dayıcığım. Ben senin favori dayım mıyım? Bana bir şey söyle bakayım. Dayım. Ben senin favori dayım mıyım? Dayıcığım. Dayıcığım. Ya senin anan inanılmaz. O ama fucking Titan bro. Yani orada küçük hareketler var ama görünmüyor koyayım. Görünmüyor yani küçük hareketler. Bu vücutta... Abi yani siz orada zayıf kızı beğenmişsiniz. Dansöz dediğin biraz etli butlu olur arkadaşlar. O kız istediği bütün hareket... Ama abi biraz biraz. Aradaki nüansı karışmışsın. Biraz. Ben biraz etli butlu muyum? Hareketleri yapsın, görünmeyecek zaten hareket. Etsiz butsuz dansöz olmaz. Hareket görünmez ki. Bu doğru, bu yorumda bir şey yok ki. Hey, what's up cousin? Yo, what up ka? Yo, what up fool? Abi Odin aşkı. Oğlum. Abi. Çok 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 ç
Abi bu işi istiyorum. Hen. 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 Spam atma abi, çok atıyorsun sen. Sen korkunç atıyorsun. Anasını gittim benim çeteme. Söylemiyorum diye burada demeden beni koydun ortalığı ya. Şu haberi koyayım ya, bu ne ya? Bu ne abi? Senin niye böyle bir spamın var, bu ne? Ben bunu sanırım Smokey'e attım, bilmiyorum ya. Plebs Journal, January 30th, 2024. Günlerdir yok. Jago günlerdir Jago olamadı. Sanırım artık Jago'dan ümidi kesmeliyim. Yeni bir sayfa açmadan hayatıma Jago'suz devam ettim. Yakında Twitch'e karanlık çocuk. Where are you Jago? Olsunuz. Paramı geri istiyorum. Renkler niye bu ama? Benim atam kimi? Benim atam savaşta 2 tonluk kale kapısını kaldıran, yüzüyle cenk meydanında miğferleri parçalayan, İran Şahı'na bir sandık lokum gönderme vazifesine nail olan, Makberime, Mabadıma ve Ezanı Muhammed'ine namahrem eli uzanmasın diye Edirne'de Haçlılara kılıcıyla ortadan ikiye veren Koca Ahmet Efendi'dir. Abi bu arada altına elhamdülillah falan yazmışlar ya. Abi çılgın Türkiye'm Halil Konakçı hocayı sevenler grubuna atmış. Allahu Ekber, Ehedul Ehed, çok şükür elhamdülillah, maşallah, Allah Allah Ekber, Allah CC hu hu Allah nurunu tamamlayacaktır. İnşallah, amin, inşallah, amin, inşallah, amin. Bugün terpes baktım. Sen de tutuklu kaldım. Güzelmiş. En sene tutuklu kaldım. Jago'nun halası Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini verince Jago'nun İslam'dan ayrılış. Allah'a ısmarladık. Geri dönemedim. Arsızca kaçtım damıma. Ya bir şey diyeyim mi? Yani bu annemin halası bu arada. Annemin halasının mezarda ters dönüşünü enerjiye çevirecek bir sistem keşfedilirse sınırsız enerjiyi üretebilirsiniz. Çünkü o kadıncağız bana gerçekten Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini verdi Elmalılı Hamdi Yazır'dan. Ben dinden öyle çıktım. Mezarda bol bol ters döndüğünü tahmin ediyorum. I have two sides. Beşinci seviye devcaho terörüstüydü. Anlamadım bu. Ne bu? Clash of Clans falan mı? Clash of Clans, evet. Dab olabilmek için gece 3'te babaanneme uygulayacağım tarife. Arkadaşlar bakın, kickte bir tık pahalı. Şu hareketleri öğrenin. Babaannenizi özellikle bir odanın kuzeybatıya bakan köşesine kıstırırsanız çok daha rahat dövebilirsiniz. Orası onların zayıf noktası. Zaten orası olduğunu cihaz yetişmez. Ben hallederim. Aynen bu şekil. Göbek açılmıştı, düzelttim lordum. Ya çok da baş... Ya kafamı ne yaptın bu çocuğu? Optik illüzyon. Jago, taharet fight. Oynadığınız oyun her neyse işe yaramayacak. Beni yenemezsin. Biliyorum, evet. Ama o yenebilir. Bunu Instagram takip edenler anladı şu an. Kısaca anlatıyorum. Selin'e dedim ki, hayatım dedim. Orada taharet musluğu yok. Avrupa'daydık biliyorsunuz. Kıçımızı silmekten götümüz tahriş oldu artık yani. Dedim ki hayatım dedim. Bana dedim Boromir'in kullandığı tahriş kremini, pişik kremini verir misin? Tamam dedi, verdi. İşte tuvaletime girdim. Tuvaletimi yaptım.
kıçımı sildim. Bir de ekstra olarak ıslak mendille siliyorum tekrar, sonra bir daha kuruyla siliyorum. Çünkü yani Türk milleti olarak temizlik bizim için önemli. Lavabonun karşısına geldim. Kremi aldım, elime sürdüm. Sonra götüme sürdüm. Götümde ilginç bir ferahlık, böyle bir beklenmedik bir ferahlık söz konusu. Sonra yavaştan yanmaya başladı. Sonra aldım baktım, diş macunu sürmüşüm götüme. Tam dışarı çıkacaktık. Üzerimdeki giysilerle beraber kendimi duşa attım. Duşun avizesini götüme soktum. Kapı da açık tabii. Selin bana bakıyor. Bora bana bakıyor. Açıklayamadım. Anlatamadım. Ama benim defansım da benziyor yani. Yapacak bir şey yok. Arkadan bakınca ikisi de beyaz tüp. Ruh hastası bu çocuğu. Çerçeveletip duvara asmış. Koyayım. Aa, bu nadide bir parça. Bunu nerede bulmuş lan? Ruh hastası bir çocuğusun sen ya. Ya oha! Burada shop var mı? Bir edit bir şey var mı burada? Kusura bakmayın. Azerbaycan'a gelemedim çünkü satüre oldum. Hadi hadi çay. Yatacağız erken ya kalktık. Evet, su sen single player abi, o binada adam var. Abi o binada adam var. Ne güzel. Atama söyle, ben de ona gidiyorum. Ya çocuğumun kendi stili var, tamam mı? Böyle yürüyor. Emeklemeyi böyle öğrendi. Abi kendi stili var. Her seferinde şey yapıyorlar. Abi o çocuğun ayağını kurtarın. Abi ayağını düzeltin. Abi stili bu. Böyle jog oluyor çocuk. Emeklemeye bak. Bacaklarında da hiçbir sorun yok yani. Ayakta dimdik duruyor falan. Ama emekleme stili bu yani. Bunu hani balıklama, kurbağalama. Bu da boralama. Başa döndük herhalde. Yap! Yine aynı çocuk ya bu arada. Ya benim... Geçen hafta da yapayım. Yani... Ama şey yani kafaya çok taktıysan ortadan ikiye böl. Küçsün ya. Ölün mü abi? Aynen. Aynen. Oğlum bak aracınla dalaya geçmeyin lan. Aracım 35-40 basıyor ha. Bu arada sıkıntı ayım evde. Adamın ehliyeti yok arkadaşlar. Ne alayım ben buna? Aracım Mart ayında alıyorum ehliyeti şu an. Ehliyeti alırsa Doblo değil Ducatos olacak altında. Bu şaheser yaratıyor ya bu. Bence bak ne yapalım biliyor musun? Yeni bir tişört yapacağımız zaman tamamıyla konsept çalışması, ona çizdirtelim, sonra bunu bastırtalım tişörte. Adam yaşlı. Böyle bir insan yok. Hiç yaşamadı. Böyle bir insan da yok. Bu insanlar size bir yerlerden tanıdık gibi geliyor olabilir. Ama bu yüzlerin hiçbirini daha önce hiçbir yerde görmediniz. Çünkü bu insanlar hiç yaşamadı. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı. Ordu tedirgin. Otorite hepinizden üstündür. Ve yaptığım her şey Caharya'nın var olması içindir. Burada otorite kardeşim. Caharya'nın kuralları kanunları var kardeşim. Otorite sağ yükselişe geçiyor Caharya'da. Bu akşam ban yiyenlerin banının açılması için topluluğun bu şahıslara ulaşıp Caharya ve liderine bağlılık yeminleri ve resmi özür metinlerini okumaları gereklidir. Caharya'nın lordunun kantarı var. Başka kantar yok. Lordun adaleti konuşmuştur. Tartışmaya açık değildir. Ben eminim ki plebler bu konuda benim yanımdadır. Bir orta sınıf olarak orta sınıfın kendisine getirdiği refah gereçlerini lorduna karşı koymak için kullanmış aşağılık bir burjuvadır. Plebleri bu işe alet etmeyin. Plebleri bu işe alet etmeyin. Gereken yapıldı sevgili arkadaşlar. Bundan sonra lordunuza baş kaldırmamayı öğrenirsiniz umarım. Bu belgeselin tamamını izleyelim bir ara. Rauf.
2 gün sonra Twitter'da bunu PKK'lılar kullanacak. Koyduklarım hoş mu yani?